Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beren. Bugün Wolves'ın Lords of Mayhem isimli bir oyunla karşınızdayım. Early Access bir oyun. Yapımcının kendi adını vermiş olduğu bir oyun. Yapımcı Wolves and Studios. Bakalım, çok hoşuma giden bir oyun tarzında. Yani böyle işte izometrik bakış açısıyla oynanan işte Diablo gibi bir RPG oyunu. Ben de şu anda inanın ki ilk kez girdim oyuna. Ne var ne yok hiçbir şey bilmiyorum oyunla ilgili. Şöyle bir gelin beraber ilk bakış atalım dedim. Bunun öncesinde eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye edebilirim. Bir Rainbow Six videosu çektim. Çok güzel bir rank maç oldu. Bayağı heyecanlı, bayağı kapışmalı. Güzel bir rank maç oldu. Dilerseniz direkt şöyle menü basit, oyun Early Access olduğu için şu an için online'a açılmamış vaziyette. Bu arada kameranın yeri de şu anda sağ üst köşede. Ancak hani oyun içerisindeki herhangi bir şeyi kapatacak mı, engelleyecek mi, buna dair bir fikrim olmadığı için oyun içerisinde onun yerini değiştirebilirim. Haberiniz olsun. Yani hani aman şurada şu vardı falan, bir şeyleri engellemeyecek bir yere koymaya çalışacağım kamerayı. İlk kez girdiğim için hani oyun içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi online kısmı kapalı. Oyun hala geliştirilme aşamasında. Ancak şu haliyle bile çok güzel. Grafikleri internette gördüğüm kadarıyla çok hoş gözüküyor. Ve gene internette gördüğüm kadarıyla oyunda elementler birbirine etki edebiliyor. Yani mesela bir sulu bir alandaysanız ya da suyun içindeyseniz ateş elementi karşıya daha az hasar veriyor veya vurmuyor. Bunun yanında mesela elektrik elementi kat kat daha fazla hasar veriyor gibi. Güzel özellikler de olmuş, güzel eklemeleri olmuş oyuna. Bakalım, işte burada hemen ayarlar menüsü, hepsi ayrı ayrı gözüküyor zaten. İşte sound setting, advanced grafik, grafik setting vesaire vesaire. Şöyle bakalım. Zaten her şeyimiz en yüksekte. Şu anda sadece offline kısmı açık olduğu için play offline diyelim. Güzel bir karakter yaratma kısmı karşımıza geldi. Create diyelim. Bir erkek karakter. Erkek mi yaratalım, bayan mı yaratalım? Bu konularda hep sıkıntılıyımdır. Bu arada şurada dikkatimi çekti. Karakteri erkek ve kadınla değiştirince ayaklarda bir toprağa bir girip tekrar çıkma oluyor. Tabii ki Early Access bir oyun olduğu için çok da mühim bir hata değil zaten. Şuradan bir ayarlama çekebiliyoruz. Kaslı bir abim olsun. Şişman, zayıf. Zayıf, harbi zayıf yalnız. İskeleti falan gözüküyor. Şöyle kaslı ve zayıf mı olsun? Yok, kaslı ve şişman da olmasın. Sadece kas da olmasın. Aslında orta iyiymiş şu an görünüş olarak bakınca. Şöyle. Şöyle olsun bakalım. Bir de yüzünü ayarlayalım. Bir saniye. Kamerayı biraz şöyle küçülteyim. Daha çok detay gözüksün. Bakalım saçlarda. Saç tipi 1. Kel. Azıcık kazıtılmış şekilde saç. Aa, bu bizim eski müdüre benziyor. Yemin ediyorum size bizim aynı. Dur bir de bakalım şuradan saçını beyazlatabilecek miyiz? Aha vallahi bizim eski ta ilkokuldayken ki müdürüm oldu. Adamın 3 tel saçı vardı. Onu da böyle tepeden kafayı kapatmak için kullanıyordu. Bir rüzgar esiyor, buradan saçlar böyle fiu ayrılmış. Hoş. Hoştur ama banana deyip diğer saç tiplerine de şöyle bir bakalım. Bu fena değilmiş. Uzun, gene döndük kele. Çok fazla saç tipi yok. 6 tane saç tipi var. Hani böyle uzun bir saç tipi falan bekledim ama uzun yok. Daha böyle barbarvari saç tiplerine baktım. En uzunu galiba bu, hani saç uzunluğu olarak. Bu da biraz sanki Virgil'in saçlarını, Devil May Cry'daki Virgil'in saçlarını anımsattı bana. Tabii yüz benzemiyor ama saç şeyi olarak.
Renk skalası güzel olmuş. İstediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Hoşuma gitti. Ne yapalım? Şöyle biraz sarımtırak, grimtırak şöyle olsun. Gözler. O iki gözün rengini ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz. 11 tane göz varmış bu arada. İlginç bir göz. Şöyle bakalım, renkleri değişiyor. İşte gözün yapısı değiş. Yapısı değişmiyor da gözün içi değişiyor. Bayağı değişikmiş gözler. Şu iyiymiş ya, göz 5. İkisini de böyle mi yapsak? Şimdi oyunun hikayesini falan da çok bilmiyorum. Sakallarda şöyle hoş bir sakal var mı? Evet, hoş bir sakal var. Şu da fena değil. Bu çok absürt durdu. Sakalsız hali zaten. Savaşçı, abi savaşçı yapıyoruz yani. Sakalsız savaşçı mı olur ya? Savaşçı dediğim böyle sakallı makallı olacak. Saçının rengine de şöyle uyum sağlayabilecek bir renkte. Biraz yaşlanmış artık ama hafif bir mistikliği var. İsmini hemen kendi ismimizi yazalım. Berent yapalım ismini. Okey deyip böyle bir abi oldu kendisi. Hani böyle hayattan biraz darbe yemiş, bir yaşamışlık, bir görmüşlük var. Ama pes etmiyor, savaşmaya devam dercesine. Elde de böyle bir meşale tarzında bir sopayla. Oyun CryEngine ile yapılıyor. Dediğim gibi yapımcı oyuna şu an için kendi isimlerini vermiş. Yani yapımcı firmanın kendi ismini vermişler, isimlerini vermişler oyuna. Bakalım, oyun hala diyor ki alfaya hoş geldiniz. İşte oynadığınız için teşekkürler. Teknik aksaklıklar olabilir. Bunun için işte özür dileriz. İşte seste sıkıntı olabilir vesaire vesaire. O bu şu. Bir şey görürseniz, bir hatayla karşılaşırsanız lütfen bize işte ticket atın, haber verin. Reportlayın. Ona göre bir onları düzeltmek için elimizden geleni yapalım vesaire diyorlar. Alfa olduklarını belirtip özürlerini dilemişler. Güzel bir başladık. Kaplamalar biraz geç geldi. Buradan, bu lanetli yerden çıkmam lazım diyor. Para bulduk. Şöyle bir tekrardan özür dileyerek şöyle bir daha bir bakayım. Kameram haritayı kapatıyormuş. Kamerayı nereye alabiliriz? Şuraya alırsam herhalde şu anki durduğu yerde bir şeyi kapatmayacak. Güvenli bir yere git diyor. Şuradan şunları kırarak devam edelim. Belki para mara çıkar. Bu tarz oyunlarda para en sevdiğim şeydir. Aşırı para göz oynarım. Ciddiyim. Özellikle mesela Diablo oynarken sırf böyle 3 gold için ölmüşlüğüm çoktur yani. Aha, yerde 3 gold var, koş 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 derken. Güzel bir detay, kamerayı çevirebiliyoruz. Evet, bu hoş olmuş. Böyle izometrik oyunlarda pek kamera çevirme yakıyor, uçuruyor. Başka ne yapabiliyor? Koşturup da vuruyor. Burada bir pasif özelliğimiz var galiba. Birde de bir elektrik manamız var mı bir yerlerde, mana falan? Şu an bunu kullandığımda azalan bir şey görmüyorum. Galiba bir mana ile ilgili bir şey yok oyunda. Yol kapalı, başka bir yol bulalım. Şöyle kamerayı da çevirip evet, mesela şu an suya girdik. Oyunun başında söylemiştim bu şeylerden izlediğime göre. Ki aşağıda yazıyor. Karıştırıp mesela silahla şeyi. Suyun içerisindeyken mesela işte
Suyun içerisinde evet çıktı şu anda. Fire and Burning Effect daha az hasar verir diyor Striker. Burada ooo biraz FPS sıkıntılarımız da var anlaşılan. Bir ufak böyle bir FPS'te bir düşüş oldu. Bu kötü. Optimizasyonla ilgili. Sonunda ışık. Gidebileceğimiz başka bir yer var mı? Yok. Gidelim. Işıktan çıkalım. Işığı gördük. Güneşi gördük. Hadi bakalım. O ne? Orada bir kitap var. Alalım kitabı. Alsana oğlum. Inventory'i açıyoruz. Evet, inventory galiba Diablo'daki mantıkla mı yer? Aynen öyle. Hani her bir şey tek kutu kaplamıyor. Yerine göre kaplıyor. Şöyle okuyalım. Ha, şu anda okuyor galiba. Evet. Frost Nova skillini öğrenmiş olduk. Nereden gideceğiz? Şuradan. Gidelim bakalım neyle karşılaşacağız. Düşmanları işte dondurmak. Space ile diyor. Ha. Dodge atabiliyoruz. Yerde yaralı biri var. Tamam, dodge attık biz onu, geç. Şununla konuşalım. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler gelecek belli yani bu tarz. Evet, sağdan soldan. Vururum ulen, yakarım ulen. Bir de FPS düşmese. Cooldown'lar var onun yerine. Dodge'layabiliyoruz ama dodge'larken aralarından geçip de bir dodge yapamıyoruz. Eyvah eyvah. Bir koca abi geliyor ama. Burada ölebiliriz. Lan sıkıştım. La oğlum bir yol verin. Uzaktan elektrikle bari işimi halletmeye çalışayım. Aralarına bir aldılar mübarek. Canımı okudular ya. Abi gelme gelme. Azıcık canım var şurada. Ne kadarmış? 220'de 47 canım kalmış. Aha. Destek kuvvet geldi. Dalın. Daha dalma. Dalma. Evet, abiyi indirdik. Varmışlar. Bu yaratıklarda ne vesaire vesaire. Şöyle yazılarla hani vakit kaybetmeyelim. Biraz da dedim ya ilk bakış tadında ilk görev başarılı. Level de atlamış bulunduk. Şuradan bakalım. Evet, bu sefer de buradaki statları biraz kapattık kameramız. Oyuna alışamamak zor bir şey. Daha doğrusu oyunu bilmiyor olmak zor bir şey. Şöyle kamerayı direkt ortaya alayım. Ya da nereye koysam bir yerleri kapatacak gibi gözüküyor şu anda. Şunu da açayım. Evet. Yani facecam'i birazdan facecam'i kapatacağım. Az kaldı. Benim de görüntümü engelliyor. Facecam bir yandan. Hani tam yerini görebilmek için ya da nelere engel olduğunu görebilmek için kendime de açık şekilde koydum facecam'i. Neler varmış? Fighter, Spellcaster, Heavy Armor Mastery, Runner, Shooter. Değişik yollar var. Epeyce ne bir skill görüyorum burada yani. Nasıl gitsek? Galiba anladığım kadarıyla şu normal kaslı savaşçı barbar yapıyor. Bu büyücü tarzında. Bu nasıl diyebilirim? Paladin gibi hani zırhı yüksek ve şeyleri var. Yani defansı yüksek, tankımsı bir şey herhalde.
Runner dediği shooter ve runner. Bu ikisine shooter range weapon'larda daha etkili diyor. Runner'ın da hareket hızı kabiliyetleri, yani hareket kabiliyeti, koşu hızı biraz daha fazla. Ne yapalım? Barbar olarak başlayalım. Şöyle hani barbarımsı, büyücümsü bir şey mi yaps olsak diye düşünüyorum da. İki puanımız vardı. İkisini de buraya harcadık. Ve kilitleyelim. Bunu kapatalım. Şuradan da 3 puan da buradan verebiliyoruz. Strength'e verelim. Strength neyimizi arttırıyor? Şu anda bir şey arttırdığını görmedim. Hadi bir tane de power'a verelim. O da orada fakir kalmasın. Herhalde bu da böyle. Şu kamera bana dert oldu. Gene çok özür diliyorum. Kameraya bir türlü bir yer bulamadım. Şöyle biraz daha küçültüp şuraya sığdırabiliriz herhalde. Evet. Hani biraz küçük oldu kamera, farkındayım. Ama hani oyunda da bir şeyi engellemenizi, hem sizin de bir şeyi eksik görmenizi istemediğim için bunları kıramıyoruz mu? Ha? Aferin size. Daha açılın lan. Neymiş? Burada bir alan var diyor. Waypoint. İşte klasik ışınlanma alanı. Sen nesin? Hoş geldin. Şöyleydi, böyleydi. Sen kaptan mısın? Nesin? Görev mi vereceksin? Bu skill ağacını, buradan skill ağacına erişebiliyormuşuz. Niye böyle bir şey yapalım? Ha, resetlemek ister misin diyor. Hayır, istemem. Sen nesin? Abi ne yaptın sen bana? Yanımıza bir tane yardımcı verdi. Şurada haritada yanıp sönen yerler var. Oralara bakacağım bakmasına. Ha, sağlığımızı dolduruyormuş. Hiç haritada da koskoca artı işareti var. Burada player chest var ama daha work in progress diyor. Bir şey koyabiliyor muyuz ki? Koyabiliyoruz da. Ama herhalde daha tam çalışır vaziyette değil. Şurada bir innkeeper var. Kendisi ayakta uyuyor. Ha, bize de gidip de burada gelip uyuyabilirsin diyor anladığım kadarıyla. Bakalım biraz daha keşfedersek neler var. Şurada bir şey yanıp sönüyor. Sen nesin? Ha, kapıyı açtı. Daha yeni geldik oğlum, bir bismillah ya, hemen çıkmayalım. Orada gösteriyor sanki bir göreve götürecek gibi bir havası var. Sen demircisin anlaşılan, senden silah vesaire alacağız. 34 altınımız var, bunu da 1'e satabiliyoruz. 35. Şöyle bakarsak kürek satıyor 10 altına. Kürekle ağızlarına vurabilir miyiz? Şimdi bu 10 gold'u harcasam mı? 10 gold ona mı versem, yoksa buradan başka bir pantolon mantolon falan mı bulsak da giysek? Donla geziyoruz abi. Yaratık dövüyoruz ama donla. Ha. Bunlar skill mi? Evet, yani öğrenebilirsiniz diyor okuyup. Bu da herhalde sattıklarımızı geri almak için. Şunu merak ediyorum. Hani bir elimizde bu, bir elimizde de şu küreyi alabilir miyiz? Lan! İki tane kürek aldım. Tıkladığın anda alıyormuş. Evet, bunu da görmüş olduk. Çok kötü bir şekilde tecrübe ettik. Evet. Kürekle. Şimdi gelin ulan, küreğim var benim. Ağzınıza vururum kürekle.
Şöyle kasabanın kalanına da bir göz gezdirelim. Grafikler oldukça hoş gözüküyor. Hani efektler, pelerinlerin sallanması, fizik, özellikle hani oyun içerisindeki fizik fena gözükmüyor. Bir şeyleri kaçırıyoruz. Neyse göreve gidelim. Çok da uzatmayalım ya. Bir saniye. Tabii oyun şu an şey yapamıyorum ama 20 dakika olmuş videoya başlayalı. Biraz daha uzatabiliriz. En azından bir ilk görevi bitireyim. Ondan sonrasında ben videoyu kapattıktan sonra biraz daha oynarım. Daha sonrasında videoyu izledikten sonra bana yorum olarak söylerseniz, hani devamı gelir mi veya devamını görmek isteriz falan şeklinde bir yorum yaparsanız sizin için devamını da çekebilirim. Sıkıntı değil. Ama video dışında hani doğrudan böyle seri gibi olmaz da her videoda kaldığımız yerden devam etmeyiz de arada ben biraz oynamış, biraz ilerlemiş olurum muhtemelen. Hem de oyunu öğrenmiş olurum. Gidelim bakalım haritanın bizi götürdüğü yere. Abi geldiğimiz yere geri dönmeyelim derken gene çıktı bu zombiler. Bir şeyler aldık. Ne aldık? Giy 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 elbise. Aa şeyden. Eee 9,4 etki ediyor. Bu da 9. Anlamadım. Shovel. Yani kürekten şeye terfi ettirebiliriz kendimizi. Nedir adı? Fırıncı küreğine. Evet, burada bir tane teleport noktası waypoint de vermiş. Bu çok hoş oldu bu. Ben şurada salak saçma bir şeyler kırıyorum. Hani bir yandan da test ediyorum. Fizik şeylerine bakayım derken yerden zombiler falan çıkmaya başladı. Şöyle bir donun. Burada hangini donduruyor lan? Hani böyle ortalığı ne kadar dağıtabiliyoruz, ne seviyede dağıtabiliyoruz falan diye böyle langır lungur vururken arada bir baktım zombiler falan uçuşmaya başladı. Evet orada bir şey aldık, ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi şöyle geri mi döneceğiz? M'ye bassak. Map de göstermiyor. Şimdi şey de göstermiyor. Luthor'a geri dön, rapor ver. Görevimiz buymuş. Luthor sen misin? Tamam. Sen de mi benimle geliyorsun? Te Allah seni. Burada neyimiz var? Daha böyle hoşumsu bir 8 armor veriyor. Sen kaç veriyorsun? Sen 5 veriyorsun. Sen çöpsün. Sen de gittiğimizde satarız. Don. Donu nereye giyeceğiz? Buraya mı giyeceğiz? Sen don da giyelim. Bir şeye benzedik. Senin hasarın daha yüksek. Seni şöyle alalım. Evet, 3 tane küreğimiz var. 9 nokta... Ben hala mevzuyu çakamadım. 10,2, 11. 9,8 hala 11. Ama bu 10,3. Ne oluyor lan? Elime alıyorum 10,2'ye düşüyor. Elimde değilken 10,3. Bu nasıl bir karmaşa içerisindesin be oyun. Şuradan nefes travel yapalım. Görev tamam. Adam döndü. Yanımızdaki elemanı da aldı. Yardım ederim. Yardımı her zaman açığız. Burada neyle ilgili konuşuyorsun? Yani
Yo, resetlemek istemiyorum şu anda. S ile mi açıyoruz? Yo, S ile açamıyoruz. Hangisidir kendisi? K olabilir mi? K da değil. Bu değil. Bu. Üstüne dursak şey verir mi? Vermiyor. Neyse. Onları hepsini daha sonradan ben çözerim. Herhangi bir puanımız zaten yok. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Dur şu elimizdekileri bir satalım ya. Kapatmadan da. Sağ tuşa tıklayınca direkt satıyor. Hani hiç şeyisi yok. Bir ekstra CTRL vesaire basmanıza gerek kalmıyor. 380 paramız olmuş. Ancak şeye bastığınız zaman, sol tuşa bastığınız zaman anında satın alıyor. Ben hani böyle alacağız, sürükleyeceğiz falan derken işte oyun başında o yüzden şöyle bir afalladım, direkt durduk yere iki tane falan kürek aldık. Yani 30 dakika civarında olsun, bitirelim. Çok da uzatmaya gerek yok. Hani artık oyunun en başları zaten. İzlerken siz de sıkılmayın. Ben de biraz daha öğreneyim. Bu dediğim gibi videoya başlarken daha oyuna yeni girmiştim. Ben de hani size gösterirken görüyorum her şeyini. Bir tek daha önceden işte videolardan izlediğim, bildiğim birkaç özelliği bir şeyler vardı. Onun dışında hiç bildiğim yani nedir ne değildir, oyunun hikayesi nedir hiçbir şeyini bilmiyordum. Nereye gideceğiz? Şurada bir ışık yandı. Sende bir elektrik var. Senden elektrik aldım. Siz düşman mısınız? Orklar geliyor. Para, para. Orklar gelebilir. Para var burada. Orklar gelsin kardeş. Bak buralara para dökmüşsün sen. Yine biri beni CS'ye davet ediyor. Şu video çekeceğim zaman Steam'den kendim offline yapmalıyım. Daha iyi olur herhalde. Bir donar mısınız? Güzel bir efektle level atlamış olduk. Şunlar can galiba. Şu parlayan ne? Şu sarılar ne onu bilmiyorum. Abi zombi var. Ork var. Ork kafayı yemiş. Şöyle kendi kendine takılıyor. Bir şeyler yapıyor. Evet, kanama hasarı aldık galiba. Şu ileriden gene bir parlamalar görüyorum, bir şeyler görüyorum. Aslında hani sıkıcı olmasın diye gezmiyorum da bu tarz oyunlarda ben böyle deli gibi bir aman haritanın her yerini göreyim, her yere bakayım, her şeyi keşfedeyim şeyindeyim. Hatta yalan yok şimdi açıkçası. Nereden para bulabilirimin derdindeyim. Nereden 3 altın daha düşürürüm. Abi. Sakin olun, sakin sakin. Haritada bir yaprak işareti gördüm. Ne oluyor acaba? Bak gene geliyorlar kalaba kalaba. Suya düştü. Güzel. Hoşuma gitti. Bir de şu yaprağı öğrenelim neymiş. Bir şey topladık. Neye vuruyorsun sen? Neye vurduğunu anlayamadım. Burada bir şeylere vuruyor kendi kendine ama. İki kez tıklayınca mı saldırıyor? Yo.
Ağacın üzerinde bir şeye vuruyor. Yani arkadaşlar, oyun böyle bir oyun. Dediğim gibi biraz Diablo tarzında izometrik bakış açısıyla oynanan güzel, keşfedebileceğiniz hoş bir RPG oyunu lan. Skill de verdirmiyorsunuz adamala. Bir rahat verin ya. Bir rahat durun ya. Öleceğiniz işte. İnsan ölmeye koşa koşa gelir mi? Şu paraların vesaire içlerinden düşenlerin çok absürt yerlere saçılması hoşuma gitmedi. Onun dışında güzel bir oyun. Hani keyifle oynayabileceğimi düşünüyorum bu oyunu. Şöyle yapalım. Sen de mi level atladın? Sen nasıl? Sana ne yapacağız? Kullandıkça level mi artıyorsunuz? Ha, galiba evet. Bunların da kendilerince şeyleri oluyor anladığım kadarıyla. Kullandıkça artıyor. Bir de şuradan ne kadar? Gene 2 puanımız var. Bunlar pasif özellik falan mı ya? Bir an aklıma şeyi getirdi. Bir ismini unuttum. Gene böyle Steam'de ücretsiz o da Diablo tarzındaydı. Ya nasıl unuturum? Onda da öyle bir skill ağacı var ki yani neredeyse 1000 tane ama tabi hepsi pasif skill olacak şekilde ayarlamışlar. Skill vardı. Yani bundaki gene az kalır öyle söyleyeyim size. Şuradan gardiyandan da mı gitsek acaba? Biraz böyle hani hayvan. Neyse tek bir yerden bir gidelim bakalım. Şöyle aç aça gidelim. Azıcık açtık. Evet arkadaşlar, böyle bir oyun. Dilerim izlemekten keyif almışsınızdır. Oynaması eğlenceli. Milleti böyle sağa sola uçurması da keyifli açıkçası. Ben biraz daha videodan sonra devam ederim bunu oynamaya. Kurbağa. Ezilebiliyor mu? Ezilemiyor. Evet, rage'imiz yok. Galiba saldırdığım zaman burada rage'im doluyor. Umbra boşalıyor, rage doluyor. Rage'le de bu skill'lerden şunu galiba atabiliyoruz. Dual Slash. Onu hiç atma... Aa, hava mı karardı? Vallahi hava karardı. Gece gündüz döngüsü de var galiba buradan anladığım kadarıyla oyunda. La bir toplayacaksın la alt üstü. 7 armor, 7 armor. 9.1, 9 nokta... Ama bizim elimizdeki balta daha kötü gözüküyor. Hani görüntüsel açıdan. 10.6. Şunu değiştirmeyelim de. Şu 11. 10.2. Değiştirsek mi? Ha, bu level 4 istiyormuş zaten. Tamam, boş ver, salla. Böyle değişik, ilginç bir oyun. Keyifli bir oyuna benziyor. Biraz dediğim gibi anladığım kadarıyla optimizasyon sıkıntıları var. Çok kalabalık geldiği zaman bir çok böyle azıcık bir kasma yapıyor gibi bir hissiyata kapıldım. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Kamerada şu an olduğu yerde alt köşede ideal gibi duruyor. Bakalım bir aksilik çıkarmazsa. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Oynaması keyifli bir oyun gibi. Biraz daha oynarım ben bunu sizden sonra. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.